Bir yemek yemeye gittik. Bir meze söyledik. Ben hiçbir şey hayatımda duymadığım bir şey. Çok beğendim tadını. Adını inanın hatırlamıyorum. Ve yaklaşık bir saat, 1,5 saat boyunca o mezenin tarihini, kimin yaptığını, kim nasıl icat edildiğini vesaire anlattı. Ve yani hani aşk acısı çekmeye gelmişti. Bir şeyler ben anlatmak istiyorum. 1,5 saat mezeden bahsettik. Ve üçüncü bıraktığı miras da öğrenmekti. Çok sürekli öğrenmek isterdi, araştırmak isterdi. Bir şeyleri bana göstermek, etrafında tüm tanıdığı insanlara, sevdiği insanlara göstermek isterdi sürekli. Üçüncü mirası bu. Daha sayacağım çok fazla bir şey var ama son olarak bence bana bıraktığı en büyük miras ülkeni çok sevdilerdi. Bu ülke onu çok bazı durumlarda anlayamadı, bazı durumlarda çok ona baskı uyguladı ama Atatürk'ü ve ülkeni hep sevdilerdi. Benim bu konuşmayı yapma sebebim şu anda dayımı sevdiği insanlara karşı bir söz vermek, hepinizin huzurunda. Bana bıraktı tüm mirasa son nefesime kadar uyuyacağım için hepinize belki de önünde söz vermek istiyorum. Hepiniz geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Gerçekten şu ailesi güzel tarihinin bir yüzünü, güzel ailelerinden emeğiyle, hakkıyla çalışan ve bir güzel evlat bırakan Cumhuriyet'e ve de bir güzel bir soru. Şimdi dedim şanslıydı, gerçekten çok şanslıydı. Çünkü o zamanlarında öyle bir insan vardı ki, iyi ki var. Hepimiz ona çok şey bulmuştuk. Sizler de çok şanslı ki bildiğiniz yanındaydınız. Onu hiç bırakmadınız. Hepimizin adına yeniden sevgili Kübra'yı da ayırt ediyoruz. Sana çok şey konuştuk sevgili Kübra. Kübra Kalem Aydın. İçim o kadar acıyor ki konuşmakta zorlanacağım için yazmaya karar verdim. Ben de bir şeyler yazdım. 100 sayfa olabilirdi ama 2 sayfayla sınırlandırdım. Bu arada Ozan, sen dayıya çekmişsin. Onu çok net gördüm sahnede. Hayat kurtaran kaza olur mu? İşte oldu demiştim. Her şey senin kurtulman için planlanmış bir senaryo. Biz de onun kahramanlarıyız demiştim. Değilmiş, olmazmış hayat kurtaran kaza. Sen yoğun bakımda yatarken elimi sıkıca tutup sen benim her şeyimsin. Şimdi de meleğim, kahramanım oldun dedin. Olamamışım, olamadım. Kahramanın olamadım, kurtaramadım. Şunu bil ki hep inandım tekrar başlayacağımıza, hayatımıza. Sadece umudu bırakmamak için değil. Sanma ki yalan söyledim yoğun bakım odana her girişimde. Bırakıp gidemez dedim. O hep direndi dedim. Burada da direnecek. Oysa hayatta en önemli iki özelliğinin diğeri ağır bastı. Sabırsızlık. Her yere erkenden gidişin. Her şeyi anında yapma isteğin. Burada sabırsız olmasaydım be Metin'im. Daha çok şey vardı. Beni anlatırken ben Kübra'mı hayallerimi açabiliyorum derdim. Sırayla gerçekleştiriyorduk. Ama daha çok hayallerin vardı, hayallerimiz. Nasıl oldu da hepsi öylece aramızda kaldı.
Kübra'm derdin bana. Telefona da öyle kaydettiğin için numaramı yolladığın herkes Kübra'm Hanım diye arardı çoğu zaman. Çoğu zaman düzeltmezdim. Hiç yapamazdım buna. Bu kadar sahiplendiğin için gözlerim dolardı her seferinde. Sen gittin, ben yarımdan bile az kaldım. Hayatımın meğer en çoğu senmişsin. Telefonumdaki 41 bin fotoğraf ve videonun 40 bini sen. Ben nasıl bakacağım şimdi onlara? Gittiğimiz yerler, kentler, lezzet durakları, tarih ve kültür turları, dinlediğimiz müzikler. Ben sadece Metin Hoca'yı kaybetmedim. En yakın dostumu, sırdaşımı, yol arkadaşımı, aklımın diğer yarısı diyen o özel adamı kaybettim. Ben hayatımın çoğunu kaybettim. Sahneler, kulisler, binlerce seyirci, Van'dan İsviçre'ye, Fransa'dan Edirne'ye turnelerimiz, otel kahvaltılarımız. Ben zeytin tabağı hazırlardım, sen ekmekleri ısıtırdın. En iyi sen ayarlardın çayımın açıklığını. Gel Metin amcan seni yaşatacak dediğimiz masamıza eşlik eden kediler. Şimdi nasıl olacak bilmiyorum. Nasıl da olacak o koca boşluk. O elim kaza otobanda olsaydı ikimiz de yoktuk. Sen benim hayatımı kurtardın giderken bile. Kazayı bile burnumu kanatmayacak yerde yaptın. Radyoda felicita, mutluluk demekmiş İtalyanca. Keyifle eğlenerek gittiğimiz yol nasıl bir kabusun başlangıcıymış meğer. Morg'da nefessiz halini gördüğüm halde inanamıyorum gittiğine. Başkası nasıl inanır? Gördüm gülümseyen yüzünü. Dik duruşunla yatıyorsun. İşte tam burada. Sana hastane odasında şöyle demiştim. Ne çok sevenin var. Hepsi senden güzel haberler bekliyor. Bir mesajımla binlerce, milyonlarca kişi umutlanıyor. İyileştiğinde klasik komikle sahnede buluşalım. İlk sahnemizde tüm dostların, sevenlerin seninle kutlama yapalım. Tamam dedin. Gülümsedin ilk kez. Bunu yapmamak için hiçbir neden yok. Aralıkta yapalım dedin. Ama bir anda her şey tersine döndü. Şimdi ilk buluşmamızla sahnedeyiz. Tüm dostların, sevdiklerim burada. Çok sevdiğin Mozart Türk Marşı çalacak birazdan.